Hemen Kemali Hanım'a dönmek istiyorum. Reklamlara gitmeden önce nazarda kalmıştık. Evet. Şimdi çörek otu yakarlar. Sonra üzerlik yakarlar. Evin enerjisi değişsin çörek diye. Çörek otu değil. Ben anneannemin yanında büyümüşüm. Ondan çok şeyler öğrenmişim. Azeriler böyle şeyleri çok bilir. Ve bize dedelerimizden, nenelerimizden bunlar aktarılmış. Hep çocukluğumdan ben nenem üzerlik yapardı. Anneannem, biz nene deriz. Üzerlik yapardı, yandırardı böyle. Biraz da tuz bizim başımıza böyle dolandırıp, ben başka bir metot da söyleyeceğim şimdi tuzla ilgili. Onu yapıp ondan sonra atardı oraya. O tuz böyle çart 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 yanardı. Derdi işte çocuklarıma değen, balalarıma değen nazar burada. O kem gözler çatlasın, patlasın, çatlasın, patlasın. Ve şöyle buraya o elindeki tuzla buraya vururdu. Şimdi ben biliyorum burası ruhun merkezi. Ha. Nenem de bunu bilmeden yapardı. Mesela derler ki elinizi şöyle koymayın. Nenem öyle derdi ama biz işte iş para çakrasının burası olduğunu nenem de bilmezdi. Rahmetli anneanneciğim. İşte bakın. Şöyle kitleme durumu, bir de böyle durduğum zaman asasıyla şöyle tık diye vururdu. Kollarını açıp kısmetini kapatıyorsun. Şimdi ben o kitlemeden söyleyeceğim. Böyle kitleme işimize yarıyor nerede? İşte o kem gözlerin karşınızda birisi var. Sizi nazar ediyor. Geçen de az biraz söyledik. O zaman ben sana kendimi kapatıyorum. Şöyle yapabilirsiniz. Hatta ayakları da böyle üst üste koyabilirsiniz çarpaz bu şekilde. Bu kendi auranı ona kapatıyorsun. Ve en önemlisi negatif enerjilerden, nazardan ama direkt karşında olan nazardan konuşuyorum. Birisi evinde oturup seni sürekli eleştiriyor, çekiştiriyor. Nefsi senin kazancında, senin mutluluğundasa bunu böyle durmakla sen onu önleyemezsin. Bu karşınızda olan bir güzel elbisen var. Ne bileyim şu an mesela bizi nazar edebilecek insanlar var. Hatta televizyon programlarında da sürekli önde olan insanların bende öyle bir koruma metodu var. Onu sonra size söylerim. Güzel peki. Ama burada mı tutmak lazım? Şöyle. Ha, göğüs altı. Ayaklarımızı da böyle çarpaz koyacağız ama niyet ediyoruz biliyorsunuz her şeyde niyet önemli. İnanmak bile. Dinimizde de mesela elimizi yıkarız ama abdest alanda niyet ediyoruz. Niyet çok önemli. Ondan sonra o insanlarla bir ortamda bulunmamaya çalışın. Ayetül Kürsü'nü 8 defa ama 7 değil 8 defa sabahları okuyorsunuz. Önce öne okuyorsunuz sonra arkaya sağ taraftan. Sağa, sola, yukarıya, aşağıya, sonra bedeninize, 7 oldu. 8'e tamamlıyoruz. 8'de kendimizi çevreye alıyoruz ayetül kürsü ile. Sağa dönerek, nerede ayetül kürsü duası bitse orada duruyoruz. Şimdi ilk önce böyle okuyoruz. İlk önce sonra öne. Sağdan dönüyoruz, hayır, arkaya. Hayır, dönmüyorsun. Durduk yerde önce öne, sonra arkaya. Durmuşsun bir yerde ha, sabit. Sonra sağa, sonra sola, sonra yukarıya, sonra aşağıya, sonra bedene. Okuyup üflüyorsun. Sonra sağdan dönerek kendini çevreleme dua alıyorsun. Yani korumaya alıyorsun. Ayetül Kürsü en baş koruma duasıdır biliyorsunuz. Ondan sonra tabii ki sürekli zaten Allah'la, Yaradan'la bir güven içindeysen, bir barış içindeysen, bir sevgi içindeysen o zaten seni koruyor. Buna inanmanız lazım. Mesela çok son dönemde bir hafta önce o Trabzon uçağını hepimiz gördük. Bakın bu Allah'ın insanlara mesajıdır. Ben o durumda olan herkes, ben evlatlarıma da söylüyorum her zaman, her çıkmazda bir çıkan kapı var. Yeter ki o kapıyı biz görelim. Orada olan herkes muhtemelen ben öldüm, biz öldük, bittik diye düşünmüştür. İnşallah düşünmemiş olan da var. Çünkü Allah'ın mucizelerine kimsenin haberi yok. İnanın ben bu yaşıma geldim, her istediğim oldu. Çünkü olacağına inandım. Peki bazen soruyorlar Kemal Hanım siz niye stres falan yaşamıyor musunuz? Siz nankörlük görmüyor musunuz? Hepsini de görüyorum ben de insanım. Tabii. Robot değilim ki. Bir de akrep burcuyum hiç haksızlığa gelmem dilim de sivridir. Tabii onu yumuşatmaya çalıştık. Sabre biraz alıştık. Ama yeni akreplik var. Haksızlığa gelemiyorum ama orantı artık orantı. Kıskaçlığa mı çıkarım diyorsun? Yok yok. Yani hoş dille, sevgiyle. İnanın ki Ezgi Hanım bütün o negatif durumları sevgiyle, barışla çözebiliyoruz. Sevgi her şeyin ilacıdır. Zaten dünyanın sevgi kurtaracak ve kadın enerjisi kurtaracak. Şimdi kem gözlerden böyle kendimizi koruyoruz. Ortamda bulunmuyoruz. Ha diyelim ki nazar olduk.
Üzerlik var, tuz var. Bir de bir metot söyleyeceğim. Yeni bir metot. Yani ilk kez söylüyorum. Elinize tuz alıyorsunuz ama bu tuz hepsi kaya tuzu. Kristal kaya tuzundan konuşuyorum. Sağ elinize alıyorsunuz. Gösteriyorum. Başınızın üstünden böyle sağ degrebinin eksine 22 defa döndürüyorsunuz. Yine niyet ediyorsunuz. Artık nazara almışız. Ben kendimi nazardan, kem gözlerden aldığım negatif enerjiden temizliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey Allah'ın adıyla. Ben öyle dine bağlı insanım. çok şükür Allah'a. Yani böyle döndürdükten sonra 22 defa şöyle durmuşsunuz. Arkanız ya dışarıda olacak ya da arkanızda pencere olacak. Dışarıya açılan balkon. Sağ elimizi aldık ya, sol omuzumuzdan atıyoruz arkaya ve arkaya dönmeden, bakmadan eve giriyoruz. Bu elmi bir metot. Yani düşünmeyin ki ben burada ne diyorsunuz, koca karı şeylerinden konuşuyorum. Batıl inançlardan konuşuyorum. Konuşmalarım hepsinin arkasındayım ve doğruluğuna da eminim. Çünkü doğru yerlerden bilgi alıyorum. Ben inanıyorum. Ben nazara da inanırım. Ben mesela kurşuna da inanırım. Biz geleneksel olarak Anadolu'da kurşun dökeriz. Az önce dediniz ya, üzerlik yakın. Neden işte kurşun? Hiç sordunuz mu? Şimdi kurşun, neden kurşun? Alüminyum niye alüminyum değil? Çünkü kurşun insanın aurasındaki negatifi çekir canına. Mesela zayıflamak isteyenler kurşun üzük takabilirler. Ama sizi de yani hem zayıfladır hem enerjinizi çeker. Biraz tehlikelidir. Şimdi bazen bana söylüyorlar, Kemal Hanım sen biyoenerji uzmansın da niye takıların yok? Böyle. Doğru, hep takarlar ya. Yani şimdi bir kere birinden sordum ki ne iş yapıyorsunuz? Şöyle yaptı. Bayandı. Malum değil mi dedi. Ben biyoenerji uzmanıyım. Ha dedim, ay kusura bakmayın. Yani şimdi taşla mı biyoenerji uzmanı olunuyor? Ben takmam. Ben bir bayan kimi takılarım. Bir süs. Çünkü ben taştan güç almıyorum. Taşla da kendimi korumuyorum. Benim ayet ve dualarım var. Yaradan'a olan güvenim ve iman gücüm var. İman gücü ama sadece namaz oruç değil. Bunu da söyleyeyim. Tabii ki ben biliyorum, kimse bilmiyor demiyorum. Ben üstüme düşeni söylüyorum. İman gücü imkansızlara inanmak. Mesela o uçakta sağ kalması, denize 2 metre kalmış uçak durmuş ve kaya da bilirdi. Evet. Bu oradan sağ salim çıkmak imkansız bir durum güya. Ama her durumda, çünkü ben kaç defa ölümle üzbeyiz gelen bir insanım. Hatta uçakta da ben 45 dakika ölüm yaşamışım. Yani mümkün değil. Bakü'den İstanbul'a uçuyoruz. 45 dakikadan sonra bak İstanbul'a uçamayacağımızı hostes ilan etti bize. Ama ay, düşünebiliyor musunuz? Hayır. Yani bir tak diye gitmek var, bir 45 dakika onu yaşamak var. Kelime-i şehadetimi söyledim, bildiğim bütün duaları ve en önemlisi sağ salim yere Bakü'ye dönüp ineceğimize inandım. Ve kaç kişiye yardım ettim orada, panik hata olan kaç kişiye yardım ettim. İnanmak çok önemli. Yaradan'ın hep ışığına inanalım. Yani karanlık var, gündüz var, biz hep gündüzü görelim yani. Bu en büyük koruma. Şunu soracağım. Mesela kurşun döküldüğü zaman başa dökülür, karın bölgesine dökülür, ayağa dökülür. Sonra gidilir 3 yıl ağzına, dağa taşa diye dökülür. Yapmış olan nasıl belli oluyor? Dökülür, hiç bakmadan arkanı dönüp gidersin. Aynı sizin o tuza attık ya. Evet. Sırtımız pencerede ya da dışarıdayız, sadece bakmadan bir şey söyleyeceğim. Kurşun benzettim, aklıma geldi. Kurşun dökenlere ve o kurşunu döktürenlere bir şey söyleyeceğim. Lütfen oradaki suyu ne yıkamayın ne içmeyin. O su sizden çıkan negatiftir. Onu yaptı. Ben öyle gördüm Türkiye'de. Yani öyle gördüm. İşte o yapan varsa yapmasın onu. Kurşunu da evinize koymayın. Onunla da fal bakılmasın. Bir kere falın eksineyim ben. İkinci o tökülen kurşun sizden alan negatifi size dokunmak ve göstermek olmaz. Bunu evet, orada çıkan şeylere göre yorum bir de yapanlar yapan var. Kişi, doğru bulmuyorsun. Yapan kişiler arkanızda dursun. Çünkü önden çıkar negatif. Siz arkada durun. Mesela ben negatif enerjileri temizlerken o şeylere riayet etmesem onun hepsi bana gelir. Yani tabii ki. Değil mi? Enerji geçer bir şey çünkü. Bir de Ezgi Hanım, bitkilerden biraz konuşalım. Bu kötü enerjileri uzaklaştırmak için doğadan nasıl faydalanıyoruz? Şimdi Allah dert vermiş, derman da vermiş. Yeter ki sana derman için açılan kapıları fark et. Yani genellikle fark etmek çok önemli. Farkında olmak çok önemli. Ki zaten artık Japonya'da olan depremden sonra yerin biraz ekseni de değişti, enerjisi de değişti. Şu an yerin titreşimi çok güçlü. Yeni doğan çocuklar o titreşimle uygunlar. Biz biraz geride kalıyoruz. Ona göre bazen işte daha biraz derin inip biz bazı şeyler öğreniyoruz da bunun hepsini konuşamıyoruz. Yani
yüksek titreşimli insanlar kalacak hayatta. Sadece bunu söyleyeyim. Bu nedir? Sevgi dolu, çakraları açık, zihni güzel, bilinçaltındaki negatif enerjileri, onlar bir altyapıdır. Diyor ki negatif düşünüyorum, korkuyorum ama bilmiyorum neden. Şu 6 yaşında bir çocuğa sordum ki neden korkuyorsun? Bana getirmişler. Dedi ki Kemale teyze dedi. Ben dışarıdan hiçbir şeyden korkmuyorum. O benim içimde. O kadar güzel bir cevap verdi ki bana. Aferin dedim oğlum sana. Çünkü çocuk ruhundan konuşuyordu. İçimdeydi diyor. Ben karanlıktan, hayvan hiçbir şeyden korkmuyorum. Ve o ruhundaki korkuyu temizlemesen o çocuk endişe, kaygı, gelecekte panik atak, kapalı yerde kalamama, anksiyete. Ama bunlar bir hastalık. Doktora gidecek ama korkunu doktor temizleyemez ki. Hı hı. Bu negatif bir enerjidir. 7 kuşak sülalemizden, soyumuzdan gelen hastalıklar var. Onlar da sadece hastalık değil ya, problem olarak da aktarılıyor. Hı hı. Mesela bir anne taraf bakıyorsun sülalede kızlar mutlu değil. 7 dönem kuşaktan gelen bir şey. Adresini de bilmiyorsun ama ben bakıyorum bu sülalede kızlar hep gece evlenir. Evlenip boşanıyorlar ya, kötü bir kocaya denk geliyorlar. Kaderimiz işte çocuğu olmuyor. Mesela bazı sülalelerde erkekler çok genç yaşında ölürler. Bazı annelerin erkek çocuğu durmaz, kızlar. Bunların hepsinin çözümü var. Umutsuzluğa kapılmayın. Doğru adresi bulun. Var yani, ışık var. Bunlar hepsi ilmi yolla çözülür. Genetik DNA'mızdan işte gelen problemlerdir. DNA sadece hastalıklar değil, problemleri de orada kendine biriktiriyor. Hı hı. Ya ona göre de gelecekte, şu an biz bunu söylüyoruz, bazen izin vermiyorlar söyleme ama inanın ki gelecekte bunların hepsi söylenecek. Artık açığa çıkacak çünkü mümkün değil. Çünkü insanlık o kadar negatifin altında ki, ya biz böyle gitmeyeceğiz ki, biz ışık kapısı var. Ve ışık kapısı da son dönemlerin bu konuları çok çok konuşmamızdır. Çünkü bu bilgiler bize aktarılıyor. Yaradan bize gönderiyor, konuş diyor. Hı hı. Konuş, biz de konuşuyoruz. Kötü enerjiler doğadan nasıl faydalanabilir? Evet, şimdi, ada çayı duydum ben. Evet, ada çayı, üzerlik. Bunlar kokusu yakarken ortamdaki negatif enerjini, evinizdeki aurasını temizler. Hı. Ama sizin çakranızda kapalı negatif enerji varsa bir üzerlik ada çayı onu temizleyemez. Çok yanlış bilgi. Bir sirke korku çözemez. Bir sirke tamam, o yardımcı ama ana bilim değil. Tek başına bir yeterli. Tuz tek başına yeterli değil. He, ayet ve dualar olabilir ama onu okuyan insanın Allah'tan gücü ve eli olacak. O negatifi çözmeye gücü yetecek. Hı hı. Çünkü herkes dua okuyor, ayet okuyor değil mi? Yani bu herkes derken var. O ama çok güzel. Kendini ayakta tutmaya, zinde tutmaya. Namaz mesela çok, o Allah'ın huzuruna gidiyorsun. O an 7. çakra ile birleşiyorsun. Ve bunlar çok önemli. Doğadan vampir ağaçlar var. Söğüt ağacı, enerjinizi emer, kavak ağacı. Kendinizi iyi hissetmeyen de, negatif olan da o ağaçlara sarılıp, he, yanlış anlamasın kimse, ağaçtan imdat beklemiyoruz. O da bir canlı ve her canlının bir görevi var bu dünyada. Ve her canlı ve nasıl olur var. Ağaçlar nefes alır, bize oksijeni verir. Onun gibi onlar bize enerji verir ve enerjini bizden alır. O ağaçlara sarılıp. Söğüt ağacı, kavak ağacı. Evet, 2 dakika, 1 dakika işte benim negatif enerjimi al diye. Ama çam ağaçlar da sarılıp veyahut da şu elinizi böbrek üstüne şöyle göstereyim de görüksün koyarak, bu elinizle böyle tutarak niyet edip enerji alabilirsiniz. Çam ağaçlar. Doğada çok bulunun. Denize çok bakın. Çünkü bütün organların dışarıya gözü var. Karaciğerin gözü gözümüzdür. Ne kadar güzel şeyler görseniz karaciğer burada dinlenir. Yani bir de kaktüs ağaçları. Evinizin girişine kaktüs ağaçları koyabilirsiniz. Hı. Bilgisayarınızın yanına negatif enerjileri alır. Ama çok yakınızda tutmayın, sizin de enerjinizi alır. Televizyonun yanına konulur, evet. Deniliyordu bir dönem. Ada çayını evimizde yakarsak, evet. Özellikle yakarsak kötü enerjileri uzaklaştırır. Bir gün özellikle evinizi negatif enerjilerden nasıl temizlenir onun bilgisini vermek için geleceğim. Söz. Süpersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyorum. Öncelikle Yaradan'ı seviyorum. Ona göre, ondan dolayı da herkesi, iyisiyle kötüsüyle herkes seviyoruz. Yaradan'dan sevgiyle ötürü. Sevgiyle kalın. Evet. Çok sağ olun. Eksik olmayın.